Ben bu arada Tokat Reşadiye'ye bağlı Nebişehir köyündeki yayla evinde 13 Kasım 2017 tarihinde vurularak öldürülen 65 yaşındaki 4 çocuk babası Durmuş Yanmaz cinayeti davasında bugün ikinci duruşma görülecek. Muhabirimiz Pembe Koç'ta Tokat Adliyesi'nde haber nöbetinde, yanında aile fertleri var. Günaydınlar diyorum size. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol Müge abla, Allah razı olsun. Günaydın. Evet, az sonra duruşma başlayacak. Evet abla. Göçer kardeşler de Ordu Aybaslı Adliyesi'nden Segbis'le bağlanacaklar. Onlar da haklarındaki iddiaları yanıtlayacaklar. Özellikle ki burada tabii annenin iddiası, hani gördüm iddiası çok önemli. Ben açıkçası duruşmaların nasıl şekilleneceğini çok merak ediyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Emine abla. Abla, adaletin gerçekten yerini bulmasını istiyoruz. İnşallah. İnşallah Allah'ın izniyle suçlu cezasını çeker. Suçsuz kişi de hiçbir şekilde suçlanmadan aklanır. Onu istiyorum ben. Hani elimden geldiği kadar avukatımla, aile bireylerimle bu dosyayı hiçbir şekilde hani bırakmayacağım ya. Peşinde koşacağım abla ben bunun. Ölene kadar ben bu işin yolundayım. Babamın katili nerede olursa olsun bu ortaya çıkacak yani Allah'ın izniyle. Benim niyetim, isteğim bu yönde. Çok haklısın. Valla hepimizin isteği o yönde. Kimse boş yere suçlanmasın. Gerçekte ortaya Yavrum ben çıksın. zaten katillerimi biliyorum. Seslerinden, kendilerinden. Bunlar elini kolunu sallayaraktan geziyorlar. 5 senedir bittim yavrum. Sizlere güveniyorum. Adaletime güveniyorum, sesleniyorum. Allah rızası için. Bunu bilenler yani konuşsunlar, söylesinler. Ben bunu istiyorum yavrum. Sizden inşallah bu iş sonuçlanacak. Ben biliyorum, ben kendime düşman mı arıyorum Müge Hanım'ı da ben böyle yapıyorum. Valla Ben ne mutlaka da yapayım bilen bittim vardır. yavrum. Bana da bu iftirayı atanlara sonuna kadar davacıyım yavrum. Sonuna kadar savunacağım ben bunu. Valla iftira atanların da zaten bu konuyla ne Mutlaka ilgisi var abla. ayrıca konuşulacak bir mevzu. Ben o yüzden önemsiyorum. Tabii ki insanlar hani bunun ortaya çıkmasını istemiyor ama ben önemsiyorum. Çıksın istiyorum. Boş verin insanlar yalan söylesin. Daha güzel ya yalanı ortaya çıksın da neden yalan söylediğini İftiraları. anlayalım. Abla. Bu şekilde en ufak bir şekilde iddia ortaya atıyorsa bir insan ispatlamalı. Bayram Özer bir iddia ortaya attı. Hiçbir şekilde sadece yanında bir tane şahidi var. Muhtar. Adamın da ne kadar doğru söylüyor bunun hiçbir payı yok zaten. Yalanlandı. Burada isteyen istediği gibi yalanı söylesin. Ben onunla alakalı da hukuk davasında devam edeceğim elimden geldiği kadar. Önemli bir şey çünkü ben bu cinayet davasını etkileyeceğini düşünüyorum. Konuşulan her şeyi. Bakalım neler olacak? Pembe'ye tekrar bağlanacağız. Şimdi sizleri de adliyeye doğru uğurluyoruz. Az sonra duruşma başlayacak. Bakalım neler olacak? Konuşacağız tekrar. Ve efendim, Sevgi İzli'yle bir kaybımız daha bulundu. Ailesine kavuştu. %82 zihinsel engelli ve epilepsi hastası 20 yaşındaki Semih. Samsun Atakum'da yaşayan Semih evden çıktıktan sonra yolunu kaybetti. Atakum Deniz Evleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri de kolundaki Sevgi İzli tarafından bulunan Semih Gürkan için bizlere ulaştı. İşte o görüntüler. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kaybolma riski yüksek kişiler için hayata geçirdiği dünyanın en geniş kayıp bulma ağı Sevgi İzi, sevdiklerimize güvence olmaya devam ediyor. Polis aradı, Sevgi İzi dövmesinden dedi bulduk. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Sevgi İzi, bu defa Samsun Atakum'dan bir kaybımızı ailesine kavuşturdu. Atakum Deniz Evleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri Sevgi İz ailesinin bir üyesi olan 20 yaşındaki Semih Gürkan için bizlere ulaştı. Polis memuru abi Samsun Atakum Deniz Evleri İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi. Baş baş dolaştığı için vatandaştan ihbar üzerine buluyor. Ben ailesine bilgi vereceğim ve size yönlendireceğim efendim. İhbarı üzerine güzel haberi dakikalar içinde Semih'in annesine verdik. Mutluydu, minnettardı. ATV Müge Anlı programından arıyoruz.
Semih kolundaki sevgi izi sayesinde polis ekipleri tarafından vatandaş ihbarı üzerine bulunmuş. Çok teşekkür ederim. Müge Hanım'ın sayesinde zaten sevgi izinden çok memnunuz. Herkese söylüyorum zaten. Ben canlı yayına da gelmiştim. Müge Hanım'la görüşmüştük orada. Keşke yine alsam da seni de getirsem Müge Hanım'ın yanına. İnşallah bekleriz efendim. Ne zaman isterseniz Müge Hanım çok arzu eder sizleri görmeyi. Siz de sevdiklerinize sevgi izi yaptırabilir, endişelere son vererek yakınlarınızı güvence altına alabilirsiniz. Evet ve kaldık iki konuğumuzla baş başa. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.